Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde CB125E Honda motosikletimizin ön lastiğinin tamirini yapacağız. Hadi buyurun. Şimdi daha önceden motosikletimizin ön lastiğine fitilli tarzda bir tamirat yapmışlar. Fitil sokmuşlar. Bu fitiller ben sağlıklı bulmuyorum ve tavsiye etmiyorum. Zamanla lastik hava kaçırma olayını yapabiliyor ve yavaş yavaş havası kendiliğinden inmeye başlıyor arkadaşlar. Bunun en güzel ve en sağlıklı yöntemi lastiği söktürüp içeriden yama yaptırmaktır. Fitilli yamalar sadece günü kurtarır. İlerleyen zamanlarda böyle sürekli hava kaçırdığı için tavsiye edilen bir yöntem değildir. Dolayısıyla biz de şimdi içeriden söküp lastiğimizi normal klasik yöntemle tamirini yapacağız dostlar. Aslında ekipmanınız varsa bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Nasıl yapılacağını şimdi detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle lastiğimizi sökelim dostlar. Şimdi lastiği yerinden çıkardık. Detayları kanalında mevcut. Lastiğin nasıl sökülecek, mil nasıl takılacak detayları mevcut. Eğer lastiğimiz içinde hava var ise mutlaka sibop sökeceğiyle ya da sibopu bastırarak lastiğin havasını indirmemiz gerekir. Benim lastiğim dediğim gibi çünkü patlak değil, yama yapılmış, hava kaçırıyor yavaş yavaş. Sorunumuz bu. Evet, havası indi. Şimdi öncelikle lastiği janttan ayırmak için şöyle basıyoruz arkadaşlar. Janttan ayrılıyor. Aynı şekilde arka tarafına bastığımız zaman janttan ayrıldı. Şimdi levyeye ihtiyacımız var. Maalesef siyah jantlarda levye lastiği janta zarar verebiliyor. O yüzden kalın deri ya da plastik parçalar kullanarak zarar verdirmeden söktürmemiz gerekir. Son zamanlarda motosiklet sektöründe artık aynı otomobillerdeki gibi özel aparatları var. Janta zarar vermeden de sökülebildiğini unutmayın dostlar. Şimdi ben şöyle plastik parçalar kullanacağım. Lastiği sökeceğim. Evet, levyemle. Bakın şöyle. Evet, şu bir. Şöyle bastım. İkincisini kullanalım. Evet. Bir daha. Bu kadar gelince net gösterebildim mi? Herhalde oldu. Evet. Daha sonra bir ayağımla janta basıyorum. Elimle lastiği şöyle yukarıya doğru asıldım. Daha sonra yine bir levye kullanacağım ama levye gerek kalmadan sökülür mü? Evet, benimki söküldü. Yumuşak plastik çünkü. Ve janttan böylelikle ayırdım. Şimdi bakın fitil tam da bu şekilde arkadan çıkmış vaziyette. Biz ne yapacağız? Fitilin fazla kısmını şöyle bir maket bıçağıyla kestik. Daha sonra içinin bu yapışkanımsı içine bir şey sıkmışlar. Bunu muhtemelen bu yama tamir kitleri var içine sıvı sıkılan. Ondan sıkmışlar. Şu yüzeyini sadece bir benzinle temizleyeceğim. Ondan sonra taşlama işine girişeceğim dostlar. Taşlama yaptıktan sonra yapışkanı yapıştırmamız lazım ki altını temizlemezsek sağlıklı bir yapışma sağlanamayacaktır dostlar. Şimdi motorlu taşla zımparalamasını yapacağız. Az önce söylediğim gibi. Birazcık daha şöyle lastiği sabitleyeyim. Getirdim mi? Evet, taşlamasını yaptık.
lastiklerin kullandığı profesyonel lastik tamir kitiyle. Evet. Bakın tam yamayı yapacağımız yere güzelce yapıştırıcımı sürüyorum. Ve birkaç dakika kurumasını bekleyeceğim. Kendine gelmesini bekleyeceğim daha doğrusu. Ondan sonra yine markasını merak ederseniz, markası şöyle bir marka. Evet, yapıştıracak olduğum yama da yine o da şöyle bir marka. Yani profesyonel yama tipleri bunlardır. Markalar ve ebatlar değişiklik gösterebilir. Deliğin büyüklüğüne göre yama kullanmanız gerekir. Bir de bunların mantar tipi olanları var arkadaşlar. Yani yama kısmı burası. Bir de şöyle bir çıkıntısı olan şey var. Tam o deliğe denk getiriyorsunuz. Mantar kısmını bastırıyorsunuz. Şuradan da yapışıyor. Bir çeşit fitilin içten daha kaliteli yapıştırma ya da fitili çıkarıştırmayalım. Bunun daha ileri seviyelerdeki level atlamış model arkadaşlar. Ama bu sizin işinizi rahatlıkla görecektir dostlar. Birazcık kurusun. Ondan sonra yamamızı yapıştıralım. Evet. Güzelce yapıştı ve artık üstünün jelatinini, transfer bandını yerinden çıkarabiliriz arkadaşlar. Evet. Bakın artık yamamız harika bir şekilde oldu. Yani şunu söyleyeyim. Eğer kaliteli malzemeler yapmazsanız aynı performansı elde edemeyebilirsiniz. Bunu da unutmayın dostlar. Şimdi lastiğimizi geri takalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Az önce İbabe'ye de anlattım olayı. Bunu niye koyuyorum? Bunu takmadan önce bir müddet lastik iç taraftan şöyle yanakları açılsın ve iç janta taktığım zaman hem bu taraftan hem de karşı taraftan otursun diye. Dubleks lastiğe hava basmak zordur. Bir müddet böyle tuttum. Bakın şu arayı açtırdım şöyle. Dolayısıyla janta iyi oturacak ve ondan ötürü de rahat bir lastik hava basabileceğiz. Yoksa hava basmak gerçekten dublekse sıkıntıdır dostlar. Şimdi lastikte lastiğin tamiratı kadar yanakları da önemli. Eğer dubleks lastik kullanıyorsanız ve janta bastığı yerler temiz değilse, buradan da aşınma varsa, levyeden dolayı zarar vermişseniz maalesef lastiğiniz yine hava kaçıracaktır. Lastiğin iç tarafa bastığı jant kenarlarını kontrol edin. Eğer sorunun varsa bu kısımda iç lastik olarak da lastiğinizi kullanabilirsiniz. Komple jant almaya gerek yok dostlar. Evet, lastiğimizi takabiliriz. Hazırız. Bir de lastiğin yönü olur arkadaşlar. Yönünü karıştırmayın. Ok işareti nerede? 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 Şöyle bakıyorum. Bakın ok işareti tam da şurada şöyle gözüküyor. Bu öne gelecek. Ok işareti öne gelecek. Yani motorun döndüğü istikamete dönecek şekilde diskimizin yönünü yani lastiğin nasıl takılacağını biliyorsunuz. Ona göre lastiğin yönünü ayarlayıp yerine takabilirsiniz. Önce ne yaptım? Önce şöyle geçirdim bakın. Bakın şöyle lastiğin şu kısmını şöyle bir geçirdim. Evet, şöyle yere koydum. Ve tek tarafından şöyle bastırıp öbür taraftan da lastiği şöyle kaldırarak yanağına oturttuk mu? Oturttuk. Yatırıyorum. Yine aynı şekilde önce bir tarafından şöyle başlıyorum. Bakın dizimi dayadım. Daha sonra şöyle ayağımla bastırarak lastiğin yönü kafamı karıştırdı. Şöyle bir disk benim neredeydi? Sağdaydı. Şöyle dönecek. Tamam. Sıkıntı yok. Devam. Devam. Takarken mümkün mertebe levye kullanmıyoruz. Çaresiz kalırsak levye kullanıyoruz. Buraya kadar geldik. Gitmiyor. Gitmiyorsa arka tarafından şu hareketle lastiği şöyle sıkıp içeri doğru, jantın ortasına doğru şöyle gitmesini sağlattırıyoruz. Şöyle. Şöyle. Tekrar aynı işleme devam ediyoruz. Evet, lastik gitmiyorsa hala yine aynı şekilde bastıra bastıra
Hiç leveyi kullanmadan yine hala jantın içine oturmasını sağlattırıyoruz. Evet, açı iyi. Şöyle. Evet. Bastık. Şimdi hava basma işi dublekste birazcık sıkıntı. Normal pompayla falan şişiremezsiniz. Sibobunu takmadan birden havayı vereceğiz. Evet, bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi basamadım arkadaşlar. Arkadaşlar havayı tutturdum. Havayı nasıl tutturdum söyleyeyim size. Lastiğin, şu ağzımdaki sibop iğnesini bir çıkarayım. Lastiğin etrafına sabun sürdüm arkadaşlar. Sabun sürmek sadece lastiği kolay takmak anlamında değil. Aynı zamanda da lastiğin yanağına hemen oturup havayı iyi kavrasın. Yani içinde hava basabilmemiz için de önemli bir husus. Bildiğimiz el yıkadığımız sabunlar, Arap sabunu falan var ya, bir fırçanın ucuna, boya fırçasının ucuna ya da elinizle bir beze sürüp elinizle etrafına, şu yanaklarına, yanağın iç kısımlarına sürüp lastiği hem takarken kolay takacağız, hem de lastik hava basma açısından bize daha kolaylık sağlayacaktır. Sibop iğnesi bu arada düştü mü? Evet, düşmüş. Şimdi havamızı bastık. Lastik janta oturdu. Artık sibobunu bir sibop takma aparatıyla takabiliriz. Evet. Maalesef benim hava basma aparatım, yani ölçü aparatım, lastik basıncı ölçme aparatım şu anda yok. Bir lastik basıncı ölçme aparatıyla ortalama 28 falan basıyoruz. Tamamen lastiğin modeline, sertliğine, yapısına göre, motorun ağırlığına göre vesairesine göre lastiğin ayarı, hava ayarı o şekilde ayarlanır. Ya da fabrikanın öngördüğü ayarla lastik tamiratı yapılır arkadaşlar. Lastiğin havası ona göre basılır arkadaşlar. Evet, yani bu aşamada bir de siboptan hava kaçırıyor mu diye şöyle bir dökme kontrolü efsanedir. Evet, bakın şeyin ağzında hiçbir kabarma yaptırmıyor. Bir de dubleks lastik ya, ben bunun üzerine köpüklü sabun dökerek tekrardan hava kaçırıp kaçırmadığını da kontrol edip yerine takarsanız daha sağlıklı bir iş yapmış olursunuz. Şimdi göstereceğim gibi. Evet, köpüklü su yaptım. Üzerine dökeceğim. Aslında büyük bir kabınız olsa, tamamen lastik soksanız daha randımanlı olur ama şöyle bir köpüklü su yapıp da bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Yamamızı yaptığımız yerden başlayacağım. Bakın, herhangi bir böyle köpükleme, balonlama yapmıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yapmıyor. Yani yamamız başarılı olmuş ve aynı zamanda komple bir, şimdi şöyle testini sökerek yapacağım arkadaşlar. Evet, videodan da gördüğünüz gibi en son yanakların kenarlarında kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık takıp işlemimizi bitirebiliriz dostlar. Takarken şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Yani siz fark etmeden bazen frene basabiliyorsunuz. Ya da birisi gelip frene basıyor. Frene basınca, disk de sökülü olunca fren pabuçları içe doğru sıkıyor. Dolayısıyla disk araya girmeyecek. Disk araya girmezse ne yapacağız? Bir tornavidayla ağzını şöyle hafiften
pistonu balatalar geri iterek arasında bu kadar boşluk oluşturmamız lazım. Birinci püf noktası bu. İkinci püf noktası şu kilometre rediktörü dişli sisteminin şu girinti kısımları tam da şu çıkıntılara denk gelecek şekilde geçireceksiniz. Ve ara burcunu kesinlikle unutmayacaksınız. Ve fren milini motosikletin sağ tarafından sol tarafına doğru iteceksiniz. Bunlar önemli mevzular. Onun dışında lastik takmada bir şey yok zaten arkadaşlar. Şimdi son olarak da test edeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Kaldır, arkasına bas. Şimdi elimizle şöyle döndürdüğümüz zaman bu kadar dönmesi kafi arkadaşlar. Eğer bundan fazla böyle sıkıyorsa bilin ki bir yerleri yanlış takmışsınızdır. Burcu eksik takmışsınızdır. Frenle ilgili probleminiz vardır. Şuradaki kilometre dişli sistemini yanlış takmışsınızdır. Tekerin rahat döndüğünü emin olduktan sonra artık işlemimiz bitmiştir. Bırak reis. Peki arkadaşlar, yani biraz meşakkatli bir iş. Yanınızda aslında şey kiti var. Neydi o tamir kiti var ya, sprey şeklinde. Ondan bir tane bulundurun. Bir tane iç lastik bulundurun. Daha kolay tamir kiti sistemiyle daha kolay tamirat yapabilirsiniz. Ha lastik yarıldı, yırtıldı, kitin müdahale edemeyeceği şekildeyse iç lastiği takıp zor durumdan kurtulabilirsiniz. Benim her zaman koltuğumun altında bir tane yedek iç lastiğim mutlaka olur ve onları lastik söküp takabilmek için de takım taklavatım mutlaka olur. Peki inşallah başınıza böyle bir şey gelmez. Başınıza gelirse de maalesef birazcık böyle meşakkatlama, yapacak bir şey yok. Katlanacağız. Dağ başındaysak bu şekilde tamir edebiliriz dostlar. Peki Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.